İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Buğra Çelik arkadaşımız. Marmaris Akyaka Afet Gönüllüsü diye tanıtmak istiyorum. Merhabalar Buğra Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Güran Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Evet, bugün Buğra Çelik arkadaşımızla 2021 yılında Muğla bölgesinde çıkan orman yangınları sırasında çalışmalar yürüten gönüllülerin hazırladıkları rapor üzerine konuşacağız. Aslında tabii sadece bu rapor üzerinde değil, o raporun yayınlanmasından sonra yine aynı konuda yürütülen çalışmalara da bu programda ağırlık vereceğiz. Rapor başlığını vermek istiyorum. 2021 Muğla bölgesi yangınları müdahalelerine destek ve yangınları önleyici hazırlık çalışmaları çıkarılan dersler raporu. Evet, biz bu raporu Diyanet'ten almıştık. Sizler de rahatlıkla şu anda diyanet.org adresine girip Diyanet Akyaka Afet Yangın Rapor diye arama yapabilirsiniz ve bu 27 sayfalık raporun bütün detaylarını gözden geçirebilirsiniz. Evet, şimdi programımızın başlangıcında Buğra Bey, esas itibariyle bu rapordan kısaca bahsedelim. Yani ne oldu, ne bitti? O yangınlar sırasında siz zaten gönüllü olarak başka çalışmalarda bulunmuş insanlar mıydınız? Nasıl bir araya geldiniz? Biraz bunun neler olduğuna ilişkin bilgileri sizden rica ediyoruz. Çok teşekkürler. Aslında 2021 yaz ayı Akdeniz ormanları açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınına tanıklık ettik. Ve aslında daha önce herhangi bir gönüllü operasyonunda ya da işte arama kurtarmada çok çalışmamış insanlar biraz tesadüfen tümüyle organik bir şekilde bir araya geldik. Yolculuğun ilk başlangıcı şimdi Akyaka konumu itibariyle Marmaris yangınlarına 25-30 dakika mesafedeydi ve yangınlar başladığında birçoğumuz yangın bölgesine giderek ne olduğunu, ne yapabileceğimizi araştırmaya başladık ve bir yandan da Akyaka içerisindeki esnaf Ula Belediyesi ile iletişime geçip ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye sorduğunda sahada çalışan itfaiyecilere, yangın bölgesinde çalışan Orman Genel Müdürlüğü personeline iletilmek üzere bir sandviç yapmaya başlıyor ekip ve bu sırada da bir yandan ne yapabiliriz üzerinden konuşmalar başlıyor. Dolayısıyla çok organik bir şekilde iki kişinin, üç kişinin başlattığı bir hareket daha sonra topluluk buluşmalarıyla mahalleliği hadi gelin ne yapabiliriz birlikte konuşalım çağrısıyla giderek büyüyen bir harekete dönüştü ve aslında yaptığımız şey işte yangın bölgelerine gitmek, işte mahalleye gitmek, neye ihtiyaç var, ne yapabiliriz diye anlamaya çalışarak başladı. Ve her şey aslında çok hızlı gelişti. Akyaka'da hali hazırda birbirini tanıyan insan öbeklerini birbiriyle bağlayan, köprüler kuran insanlar sayesinde çok katılımcı, sosyal hayatlarında belki yolları kesişmeyen, kendi gündelik hayatlarında çok konuşmayan farklı kesimden insanlar ortak bir amaçla bir araya geldi. Ve tanık olması çok dönüştürücü, iyileştirici bir deneyim yaşadık. Aslında işte Anadolu'da bu topraklarda onlarca yıldır, yüzlerce yıldır olan bir şeye tanıklık ettik. İnsanlar, komşular ortak problemleri için bir araya gelip ortak bir hareket yaptılar. Akyaka Afet Gönüllüleri olarak bizim şansımız işte Köyceğiz, Ören ve Marmaris yangın hattına yani 20 dakikalık bir çap içerisinde etrafımızda her yerde büyük yangınlar varken burada çıkan yangınlara ilk yarım saat içerisinde
müdahale edebilme şansımız oldu ve böylelikle çok büyük bir yangının içerisinde kalmadık. Bu da bize bu bölgeyi, bu yangın bölgelerine lojistik destek vermemizi sağladı. Ve de aslında biraz sahada neye ihtiyaç olduğunu öğrenmemizle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından biz ne yapabiliriz diye uğraşan insanlara bakın sahada buna ihtiyaç var, hadi bunu temin edelim yönlendirmeleriyle hiçbir paraya dokunmadan 35 tır büyüklüğünde bir lojistik yardımı bölgelere ulaştırdık. Hayvanları tahliye etmekten tutun da yangın nöbeti tutmaya, işte sahadaki itfaiyecilere, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına gece gündüz yardıma kadar giden 1000 kişilik bir faaliyete döndü. Ve yangınlar bittikten sonra da tüm bu olanları anlamlandırmamız, öğrenimlerimizi paylaşmak için de bir rapor yayınladık. Bu raporun bir işlevi de bizim için aslında şeffaflık oldu. Bu operasyonlar sırasında herkes aslında farklı bir yeteneğini, geçmişinden gelen farklı bir kaynağını oyuna soktu. Ve en önemli öğrenimimiz de şu oldu aslında, afet sırasında ne kadar farklı görüşler, ne kadar farklı insanlar bir araya gelirse müdahalenin etkisi de o kadar büyük olduğunu gördük. Bunlardan biri de aslında bu faaliyetler sırasında biz bu lojistik operasyonu yürütürken arkadaşlarımız, bir grup arkadaşımız da bir depo yönetim sistemi kurdular bize. Ve biz o sayede aslında her gelen yardımın nereye gittiğini, çünkü depodan bunlar fişle çıktı, nereye gittiğini şeffaf bir şekilde raporlayabilir olduk. Bu da bize olan güveni ve bizim de neler yapabileceğimize olan güvenimizi arttıran konulardan biri oldu. Ve geldiğimiz noktada biz şunun heyecanı içerisindeyiz. Gerçekten birbirini hiç tanımayan insanlar ortak amaç etrafında, herhangi bir lider olmadan, herhangi bir önceden oluşmuş bir yapı olmadan bile orman yangınları konusunda ne kadar büyük bir etki yaratabildiğini gördük. Bu rapor da aslında mahallesini özellikle orman yangınına karşı hazırlamak isteyen insanlara hem ilham olması hem de onlarla beraber bizim de yeni öğrenimlerle bu konuda daha iyi bir yol almamızı amaçlıyor. Ve buna paralel olarak da aslında bu raporu ulusal basında da yer almasını sağlamaya çalıştık. Bu bize hem başka bölgelerden çağrılar, istekler getirdi, hem işte bu şekilde sesimizi duyurabilmemizi sağladı. Çünkü en önemli öğrenimlerimizden biri de şu, orman yangınları birçok diğer afete göre aslında zamanı öngörülebilen bir afet durumu. Yani nem oranı belli bir orana geldiğinde, sıcaklık belli bir seviyeye geçtiğinde yüksek riskli bir döneme giriyoruz ve bu yüksek riskli dönemde neler yaptığımız yangın konusunda hazırlığımızı ve etkimizi belirliyor. Genel olarak raporun amacı ve yola çıkış şekli böyleydi. Ama en önemlisi aslında biz burada mahalleli olarak bu yaz orman yangınlarının olduğu birçok bölgede olduğu gibi mahalleli bir araya geldi ve neredeyse bir mitin bir parçası olduk. Ve bu dayanışmayı tanıklık etmek, işte ne bileyim Kayseri'den atlamış, aracına ne bulursa doldurmuş, gelmiş insanlar, işte Akyaka'ya tatile gelmiş ama 10 gün, 14 gün boyunca depoyu yönetti. Ya da işte İstanbul'dan kalktı geldi, depoda kafa lambalarına günde 8 saat pil taktı insanlar. Bu dayanışmayı görmek çok dönüştürücü ve iyileştirici bir deneyimdi.
Evet, şimdi bizim çok önem verdiğimiz bir nokta şu, daha öncesinde hiçbir şekilde belirttiniz, sosyal ilişkisi olabilir ama herhangi bir afette birlikte çalışmamış insanlar ki rakam bine ulaşmış, bine yakın bir sayıya ulaşmış, bu insanların çok hızlı bir tepki vermeleri ve bu konuda da görüldüğü kadarıyla hem yerel yönetimle hem de kamu yönetiminin kurum ve kuruluşlarıyla ortak bir çalışmayı gerçekleştirmiş olmanız. Daha da önemlisi bütün bu çalışmayı daha sonrasında raporlayarak kıymetli bir malzemeyi aslında afetle ilgilenen hem kurum kuruluşlara hem de afet gönüllülerine hediye etmiş olmanız. Bu son derece önemli bizim açımızdan ve buradan hareketle hemen siz ilk 30 dakikanın önemi üzerinde durdunuz ve Akyaka'daki müdahalenin de ilk 20 dakika içinde gerçekleştiğini belirttiniz. Bu yangının hem ortaya çıkmasını hem de yaygınlaşmasını önleyen bir tedbir midir? Yani şöyle de sorabilirim bu soruyu. Diğer bölgelerde, yangın bölgelerinde de bu tür bir yaklaşım olsaydı, bu tür bir aktif yanıt söz konusu olsaydı, en azından karşılaştığımız zararların bir kısmından kurtulmamız mümkün müydü? Bunu öğrenmek istiyorum. Ya aslında biz özellikle ben de orman yangınlarıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmayan biriyim. Tabii ki bu yaz bu yangınlara tanık olduktan sonra raporla da birlikte başlayan süreçte çok bir araştırma ve uzmanları takip etme, görüşme, sohbet etme fırsatımız da oldu ve sonuçta orman yangını tümüyle insan faktörü üzerinden başlayan bir yangın. Dolayısıyla burada sebeplerine baktığımızda orman yangınlarının çok büyük bir kısmının elektrik nakil hatları, tarım bölgeleri, işte yol kenarına atılan izmaritler, işte tarım faaliyetleri gibi tümüyle insan etkisi üzerinden başlayan bir yangından bahsediyoruz ve yangın işte kocaman bir alanda başlamıyor. Mutlaka küçük bir kıvılcım olarak ve kesinlikle de yerde başlıyor. Dolayısıyla bunu siz o kıvılcım henüz küçükken ilk yarım saat içerisinde söndürebilirseniz büyümeden mevzuyu çözebiliyorsunuz. Ama tabii ki bunu yapabilmek için de bunun çıktığı yerin buna uygun bir, buna elverişli bir ortamda olması lazım. Yani dağın tepesinde başlayan bir yangına çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama zaten aslında bu bir risk yönetimi. Dolayısıyla burada ilk 30 dakikada müdahale edebilme kapasitesine ağırlık verdiğiniz noktada karşınıza şu çıkıyor. Aslında yapılması gereken zaten çok uzun zamandır yapılıyor gelen mahallenin orman bölgesinde yaşayan köylülerin bu müdahale kapasitesini arttırabilmek. Çünkü çoğunluk yangın zaten ya enerji nakil hatları ya işte yol kenarları hep insan faktörü üzerinden gerçekleşiyor. Ve bizim gerçekten buradaki şansımız 8 yangınımız çıktı. 8 yangını da bu ilk yarım saat içerisinde söndürebildik çıktıkları bölgeler itibariyle. Ama işte bu ilk yarım saat müdahalenin önemini kavramaya başladığımızda şunu görüyoruz. Her dakika çok kritik. Dolayısıyla merkezi büyük yatırımlar yerine mahalle bazında küçük yatırımlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu da aslında mahallelinin örgütlenmesinden, bilinçlenmesinden, teçhizat, ekipman ihtiyaçlarının giderilmesinden ve de daha da önemlisi genel bir iletişim ve koordinasyon ihtiyacını karşımıza çıkarıyor. Ve bu noktada da aslında birçok farklı afet tipine göre orman yangınlarının mahalle örgütlenmesiyle çok ciddi bir etki yaratılabilecek bir konu olarak karşımıza çıkarıyor. Ve burada da
Aslında mahallenin diğer mahallelerle, işte kamuyla, sivil toplum kuruluşlarıyla olan iletişim gücü bizim de ülke olarak bu yangınlara karşı mücadele gücümüzde çok paralellik gösteriyor. Evet, bu çok sayıda tabii ki gözlemciyi 24 saat boyunca görevlendirmeyi ve onların arasında da sıkı bir iletişimi gerektiriyor ve buna ilişkin tabii raporunuzda önemli notlar var. Yangın kaynağı olarak enerji nakil hatlarının en önemli kaynaklardan birisi olduğunu belirtiyorsunuz ve buna ilişkin olarak da budama konusunu, yani orman ağaçlarının budanması konusunu gündeme getiriyorsunuz. O bölümde son derece enteresan, detaylarına girmiyorum ama üzerinde durmak istediğim tanışıklığın önemini vurguladığınız bir bölümünüz var. Bu konuda da bir kısa bilgi rica edebilir miyim? Kesinlikle aslında özellikle yangın sonrasında dönüp geriye baktığımızda biz neyi iyi yaptık, neyi eksik yaptık diye baktığımızda en önemli gücümüzün sosyal hayatında bir araya gelmeyen, yolu kesişmeyen insanların afet etrafında bir araya gelerek tüm bilgi birikimlerini, kaynaklarını bu ortak amaç için ortak amaçla hareket ettirmeye başlamasını sağlamak olduğunu gördük. Bu da işte şu anki bu tüm dünyayı saran kutuplaşma illeti içerisinde, kutuplaşma sorunu içerisinde çok önemli bir mücadele olduğunu görüyoruz. Yani özellikle yani şuradan daha somut örnekler vermek istiyorum aslında. Biz işte Akyaka Afet Gönüllüleri olarak tek tip bir insan grubu değildik. Yani işte ne sadece işte Kayt sahilinden sporcular, ne sadece Akyaka'ya tatile gelmiş insanlar ya da işte sadece uzaktan çalışan insanlar ya da sadece bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yapabilen zamanı olan insanlar değil de aslında işte mahalledeki, köydeki muhtar, çiftçi, işte Kayt hocası, doktor, yani toplumun aslında çok farklı kesiminden insanlar olarak biz bir araya geldik. Ve bu da bizim müdahale kapasitemizi çok arttırdı. Yani burada işte biz zaten mahalleliden öğrendik bu yangınla ilgili ne yapmamız gerektiğini. Çünkü mahalleye gidip kimin neye ihtiyacı var, kimde işte su kaynakları nerede, işte jeneratör var mı, pompa var mı, işte traktörlerin arkasına takılan tanker, itfaiye ekipmanları var mı gibi araştırmalar yaparken zaten mahalleli yıllardır orman yangınlarıyla uğraşa geldiği için ne yapılması gerektiğini onlar biliyordu. Bizim yaptığımız şey aslında sahanın ihtiyacının ne olduğunu dinleyip bunu Türkiye genelinden ne yapmak istiyor, ne yapabiliriz, biz nasıl katkıda bulunuruz diyen insanların kaynaklarıyla buluşturabildiğimiz bir köprü kurduk. Ve tümüyle gücümüz de bu köprü üzerinden geldi. O yüzden burada hani afetlerin baktığımızda işte giderek ölçeği büyüyen ve sıklaşan bir afet döngüsü içerisindeyiz. Ve de bunun üzerine işte bu sosyal medyada hem kutuplaşmayı, hem karamsarlığı, hem gerçekten tüm dikkatimizi ve enerjimizi alan bu içerikleri tükete tükete geldiğimizde gitgide yalnızlaşıyoruz ve aslında sıkışıyoruz. Bizim hissettiğimiz, bizim deneyimimiz afet için bir araya gelen bu toplumun çok farklı kesimlerinden, farklı görüşlerden insanların ortak hareket edebildiğini, dayanışabildiğini ve neleri değiştirebildiğini görmek hepimiz için dönüştürücüydü ve şu anda aslında baktığımızda artık biz afet için ne yapabiliriz diye baktığımızda aslında burada yaşayan, bu bölgede yaşayan insanlar olarak tanış olma halimizi, birbirimizi duyabilmeyi, dinleme bilmeyi arttırmaya odaklandığımızı görüyoruz gitgide. Evet, bu son derece önemli ve raporunuzda 15 maddelik bir dersler bölümü var. Bunlara girmeyeceğiz ama
dinleyicilerimize, izleyicilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Bu 15 maddeyi gözden geçirmeleri son derece yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi buradan hemen siz bu raporu yayınladıktan sonra bir yandan da yayına hazırlarken faaliyetlerinize devam ettiniz ve şu anda özellikle yangın bölgesinde yürüttüğünüz aktif çalışmalardan sonra yaptığınız çalışmaları da ele almak ve bunları da özetlemenizi isterim. Biz bu raporu yayınladıktan sonra aslında bir çekirdek ekip hem rapor hazırlama sürecinde hem de yeni sezonda ne yapacağımızı konuşmak için düzenli olarak bir araya geldik. Ama aslında bir yandan da bu kadar dönüştürücü bir deneyimin bir parçası olduktan sonra aslında artık biz işte böyle Akyaka Afet Gönüllüleri gibi bir kimlik üzerinden değil de aslında komşular olarak zaten ilişki yapımız tümüyle dönüştü. Yani ben pandemiyle birlikte İstanbul'dan bu tarafa savrulan bir kişiyim ve aslında buraları işte evim diyebileceğim, bu insanları da komşularım diye tanımlayabileceğim bir ilişki seviyesine geldik. Dolayısıyla biz hani işte Akyaka Afet Gönüllüleri olarak o afet için ne yapabiliriz gibi bir gündemle bir araya geldiğimiz değil, zaten artık düzenli bir ilişki ağının içerisinde olduğumuz bir noktaya geldik. Ve buradan da baktığımızda en önemli öğrenimimiz tüm dünyada bu ölçekte yangınlarla uğraşan ülkelere baktığımızda işte Amerika, Avustralya gibi ya da Akdeniz ormanları hattında olan işte Portekiz, İspanya, Yunanistan gibi ülkeleri incelediğimizde bu ülkelerin orman yangınıyla mücadele stratejilerinin odak noktasının yangın çıktıktan sonra değil de aslında önleyici çalışmalara yönelik olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yangın sonrasında katıldığımız çalıştaylarda da hep uzmanlar şunun altını çizdi. Türkiye hala İngiliz tipi müdahale stratejisi içerisinde. Bu da %95 gibi bir bütçemizi tümüyle yangın çıktıktan sonra mücadeleye ayırdığımız gerçeğiyle bizi baş başa bırakıyor. Tabii ki yangınlardan büyük öğrenimler elde edildi ve işte AFAD'ın, Orman Genel Müdürlüğü'nün, belediyelerin gönüllüler konusunda çok daha büyük öncelikler ve programlar başlattığını görüyoruz. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Biz de zaten afet gönüllüleri olarak tüm odağımızı şu an önleyici çalışmalara ve ilk 30 dakika müdahale kapasitesine ayırıyoruz. Bu kapsamda da ilk önce bir sivil toplum kuruluşları ve belediye ile bir araya geldiğimiz bir toplantı yaptık. Ve hem raporumuzu sunduk hem de ilk önce sivil toplum kuruluşlarının ve belediyenin kaynaklarını ve imkanlarını haritalamaya başladık. Daha sonra Akyaka pazar yerinde bir buluşma düzenledik ve geçen yıl orman yangınlarında aktif olan vatandaşlarla, komşularla bir araya geldik. Ne çalıştı, ne çalışmadı? Bu etkinliğimize işte Köyceğiz'den, Ören'den mahalle gönüllüleri geldi. Onlar da kendi deneyimlerini aktardılar. Daha sonra dün de Orman Genel Müdürlüğü'nden emekli bir duayen uzmanımız Vehbi Tutmaz Bey ile beraber Ula Belediyesi sınırları içerisindeki 30 muhtarı davet ettiğimiz ve 20'sinden fazlasının katıldığı bir mahalleli ve komşular buluşması yaptık Ula Belediyesi'nde. Ve de burada muhtarlarla beraber bir çalıştay düzenledik. Ve yaptığımız şey de aslında her bir muhtarın kendi coğrafi olarak komşu olduğu muhtarlarla beraber kaynaklarını, riskli bölgelerini, ihtiyaçlarını listeledikleri bir çalışmaya başladık. Burada da yapmaya çalıştığımız şey aslında mahalle bazında neye ihtiyacımız var, riskli bölgelerimiz neler? Şimdi mesela bazı mahallelerde işte 30-40 tane genç var. Ama bazı mahallelerde de özellikle orman köylerinde yaş ortalaması 55-60 seviyesinde. Dolayısıyla burada
siz tek bir mahallenin ihtiyaçlarını ve hazırlığını gidermeniz yetmiyor. Yani orman yangını herhangi bir sınır tanımıyor sonuçta. Onun bir coğrafi bir dağılımı var. Dolayısıyla burada mahalle muhtarlarının da birbirleriyle olan iletişimini arttırarak bir yandan da tabii burada kamu ve sivil toplum kuruluşlarının da dahiliyeti çok önemli. Yani biz şunun çok farkındayız. Afet gönüllüleri olarak yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız konuları var ve biz bu konuyu biz çözeceğiz ve biz ilerleteceğiz gibi değil. Tam tersi, aslında zaten ihtiyaç duyulan kaynaklar burada var. Buradaki en önemli konu bu kaynakların birbiriyle daha iyi konuştuğu, daha iyi koordine olduğu bir sistem oluşturabilmek. O yüzden bir yandan mahalle bazında ihtiyaçları, riskleri, eğitimleri organize ederken bir yandan da AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, belediye gibi aktörlerle de birlikte bu yangın dönemine hazırlık konusunda yapılacakları ve hali hazırdaki hazırlıkları konuşuyoruz. Tam olarak da aslında yapılması gereken şey bu. Yani bir araya gelip insanlar olarak bu bölgeyi seven, korumak isteyen, bu bölgenin sonraki nesillere aktarılabilmesini sağlamak isteyen insanlar olarak ortak meselemiz etrafında konuşabilmemiz gerekiyor. Slogan olarak da başlamadan başlıyoruz dedik. Çünkü biz bu afet sırasında şunu gördük. Tüm Türkiye seferber oldu. Yani hem bu coğrafyada yaşayan insanlar hem de Türkiye'nin dört bir yanında insanlar kaynak aktardı. Şimdi biz en önemli sorumuz bu sivil inisiyatif olarak afet sırasında oluşan bu momentumun, bu önceliğin, bu ilginin, alakanın çok küçük bir kısmını bile afet olmadan önce hareket ettirmeye başlayabilirsek gerçekten çok daha büyük sonuçlar alırız. Dolayısıyla bizim şu an sivil inisiyatif olarak en önemli konumuz afet olmadan önce harekete geçebiliyor muyuz? Ne gibi ilişkilerle, ne gibi yöntemlerle bu afet hazırlığını yapabiliriz? Burada mesela özellikle hali hazırdaki sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Mesela Akyaka bir yavaş şehir, Slow City ve Slow Food organizasyonu var. Ayda bir pazar günleri yerel üretici pazarı organize ediliyor zaten. Biz de mesela onlarla işbirliğindeyiz ve çok farklı şekilde hali hazırda bir araya gelen yapıların ortak gündemi haline gelmesini de sağlıyoruz. Ve şu kısım bence çok çok kritik. Yani mahalledeki bir iki kişi bile gerçekten neler değiştirebildiğini gördük. Yani bu en önemli vermek istediğimiz mesaj bu. Yani gerçekten bu konuyla ilgili dertlenen insanlar olarak ilk yapmamız gereken şey komşumuzla bu konuyu konuşmaya başlamak. Yani burada tabii ki belli uzmanlıklar gerekiyor, belli ekipmanlar lazım, belli stratejiler lazım ama bu işin başlangıcı tümüyle komşular olarak bu konuları konuşmaya başlamaktan geçiyor ve bir iki kişinin bile neler değiştirebildiğini gördük ve en önemlisi bu dönemde gerçekten o bir iki kişiyi bulmak, hani belki mahalleyi dönüştüremezsiniz, her mahallenin kendi dinamikleri var ama artık yalnız olmadığınızı ve bu konularla dertlenen tek kişi olmadığınızı görmek bile çok umut verici ve güçlendirici bir konu. Son derece önemli, evet. 20 muhtar toplantınıza katıldı. Toplam mahalle sayısı nedir? Ula Belediyesi'ne bağlı 30 mahalle var. 30 mahalleden 20 muhtar katılımı bizi de çok sevindirdi. İnanılmaz bir sayı. Kesinlikle. Ve daha da önemlisi aslında buradaki gerçekten ilgi alakaydı. Yani işte bu afet konusunun bence tabii ki çok yıkıcı ve çok üzücü ve özellikle konuyla ilgili bir şey yapamadığınız bir yerde buna tanık olduğunuzda çok da moral bozucu bir gündem olabiliyor afet konusu. Çok doğru. Ama bir yandan da afet gündemi etrafında bu kutuplaşmanın, bu toplumda oluşmuş fay hatlarının üzerinden sıçrayabiliyoruz. Ve bu noktada da yepyeni bir
alan, yepyeni bir kamusal alan oluşuyor bizim için. Ve bu kamusal alanın siyasi görüşlerden, herhangi bir demografiden, herhangi bir geçmişten bağımsız olarak bize yepyeni bir gramer, yepyeni bir dil sunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada işte ortak bir amaçla, hani siz işte o komşunuzun gözünün içine baktığınızda onun söylediği, yaptığı her hareketin tümüyle bu ormanları korumak, bu yangını engellemek için olduğu ortak bir paydada buluştuğunuz noktada bize dayatılan, öğretilen o kutuplaşmanın aslında bir yandan da ne kadar sunni bir kutuplaşma olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla burada muhtarların katılımı, isteği ve bilgisi aslında. Yani biz muhtarlara bir eğitim vermedik. Onların zaten bildiği, yıllardır üzerine çalıştığı konunun ne olduğunu, deneyimlerinin ne olduğunu, ihtiyaçlarının ne olduğunu dinlediğimiz bir çalışma yaptık. Şimdi devamında her bir mahalle muhtarı, temsilcisi, gönüllü temsilcisiyle beraber riskli bölgelerini haritalıyor. Çünkü bir yandan da bu orman yangın hazırlığı mahalleye göre çok değişen bir hazırlık. O yüzden mahallelinin bir araya gelip kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu çıkarması çok kritik. Evet, benim gördüğüm kadarıyla en önemli başarısı da AKK afet gönüllülerinin bu konuda ortaya çıkıyor. Çünkü başka örneklerde maalesef ki o kutuplaşmanın, Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın afetler sırasında da gündeme geldiğini ve birçok çalışmayı da aksattığını, birçok müdahale imkanının hatta avantajının da ortadan kalktığını görüyoruz ki bu sizin deneyiminiz son derece önemli ve yani bunu aslında afetle ilgilenen insanların daha detaylı olarak sizden öğrenmelerini sağlayacak bir olanağı da açmak lazım, bu imkanı yaratmak lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla bir dernek yapılanması içinde değilsiniz ve bunu da özellikle istemiyorsunuz. Bunu da kısaca aktarabilir misiniz lütfen? Ya evet, aslında şu an öncelikli konularımız itibariyle baktığımızda biz bu afet konusunun yeni bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç duyduğunu düşünmüyoruz. Hani belki ileride zamanı geldiğinde bir tüzel kişilik konusunu gündeme alabiliriz ama bizim şu an burada yapmaya çalıştığımız şey aslında yeni bir organizasyon kurup yeni bir tüzel kişiliğe kavuşmaktan ziyade hali hazırdaki oyuncular ve aktörler arasında bir köprü vazifesi görebilmek. Bir yandan aslında zaten bizim kendi çalışma sistemimiz de şu an tümüyle lidersiz bir organizasyon. Yani işte yepyeni bir örgütlenme, yepyeni bir çalışma biçimini uygulamaya çalışıyoruz. Tabii ki aslında yepyeni dediğimiz şey baktığınızda işte bu topraklarda olan çok eski geleneklerden de beslenen de bir halimiz var. Burada şunu görebilmek çok önemli. Güven faktörü belli bir seviyenin üzerine çıktığı noktada ve insanların yetkinliklerinin, ihtiyaçlarının ve gözlemlerinin özetle sesinin duyulabildiği masalar oluşturduğunuzda ve bu masaların kararları sadece o masadakileri değil de hatta daha sonraki jenerasyondan insanların önceliklerini, ihtiyaçlarını düşünür bir halde olduğunda zaten ne kimseyi denetlemeniz gerekiyor, ne kimseye bir emir vermeniz gerekiyor, ne de herhangi bir hiyerarşik bir yapıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani biz bu yangın sırasında çok mucizevi bir şeye tanıklık ettik aslında. Yani herhangi bir toplantı yapmadan çok büyük bir operasyonu yöneten bir çekirdek ekibe dönüştük. Tabii ki hatalarımız ve öğrenimlerimiz oldu. Hatta yani iki kere toplantı yapmaya kalktık. Tam masaya otururken ikisinde de yangın çıktı. Dolayısıyla hani içinde bulunduğumuz şartlar birkaç kriter belirlemiştik aslında. Birisi harekete geçmeden önce bu bilgi sahadan teyitli mi? Yani bu bir sahadan gelen bir içgörü mü? Yani size bir örnek vereyim çok somutlaştırmak açısından. Biz yangının üçüncü gününde özellikle tüm Türkiye'deki bu bağış
hareketini en doğru şekilde nasıl kanalize ederiz, sahada en faydalı şeye nasıl dönüştürebiliriz diye baktığımızda sahadan gelen ihtiyaçları bir ekip arkadaşımız uzmanlardan da teyit alarak hangi tip ekipmanın alınması gerekliliği ve nereden en uygun şekilde alınacağı ile ilgili bir araştırma içerisinde oldular. Ve oradan belirlenen sadece ihtiyaç değil, nereden alınacağı ve sahaya nasıl getirileceği lojistiğini de çözerek doğrudan bağışçılara ödeme linki gönderildi. Ve buradan alınan ekipmanlar da Akyaka Jandarma Komutanlığı ve Karabörtlen Jandarma Komutanlığı'na kurduğumuz lojistik merkezlere geldi. Buradan da muhtarlar ve gönüllüler üzerinden de sahaya indirildi. Şimdi tüm bu operasyon içerisinde tümüyle bağımsız çalışan departmanlar haline geldik biz. Mesela çok dinamik bir şekilde de şunu gördük biz. Yani ikinci, üçüncü günde zaten tüm olayın mahalle müdahale kapasitesini arttırmaktan geçtiğini fark ettik. Bunun üzerine biz dedik ki işte jandarma ve işte kamudan belli kişilerle haritayı açtık ve baktık, dedik ki biz hangi bölgeler riskli ve bu bölgelerde traktör arkasına takılan itfaiye romorklardan var mı? Hangilerinde yok? Ve biz 2 gün içerisinde yaklaşık 20-25 tane köye bu traktör itfaiyelerden aldık. Yani bunlar yaklaşık işte 18 bin TL değerinde ekipmanlardı. Bir ekip hemen bunu en hızlı biçimde nereden tedarik edebileceğini araştırdı. Bir ekip bunu bağışçılardan nasıl fonlayacağına çalıştı. Diğer ekip de buradaki ihtiyaçlar üzerinden hangi köylere bunlar konulacak bunu çalıştı. Yani bu bahsettiğim şeyin, projenin sadece o traktör itfaiyelerin alınıp sahaya indirilmesi operasyonunda yaklaşık 15 kişi, bu 15 kişinin birçoğu da birbiriyle hiç konuşmadan 3 gün 4 gün içerisinde bu operasyon gerçekleştirildi. Yani bu geleneksel bir hiyerarşik bir yapı içerisinde karar verilmesi, planlanması, uygulanması belki de aylarca sürecek bir operasyonken o bahsettiğimiz güven ilişkisi sayesinde çok daha hızlı ilerleyebildik. Dolayısıyla burada biz yeni bir tüzel kişilik peşinde değiliz şu an. Aslında peşinde olduğumuz şey daha çok ilk önce bu bölgede, bu Gökova Havzası ve Ula Belediye sınırları içerisinde işte uzmanların da söylediği şekilde mahallelinin birbiriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde önleyici çalışmalar yapması ve ilk 30 dakika müdahalesi için hazır hale gelmesi. Aradığımız şey bu. Evet, bütün aldığınız malzemelerin ve bölgeye getirtmiş olduğunuz, biraz önce sıraladığınız olanakların hepsinin şu anda nerede olduğunu biliyorsunuz. Bunları izliyorsunuz ve sorulduğu zaman da yanıtlarını verebiliyorsunuz. Bu bence en değerli noktalardan birisi. Çünkü güveni katlayan, arttıran ve bir sonrasında da sizinle birlikte harekete geçecek olan gönüllülerin sayısını arttıracak olan bir konu. Çok tebrikler. Yani bunların hepsini bu süreç içinde halletmiş olmanız son derece dikkate değer. Ben son olarak resmi kurumlarla ilişki, yerel yönetimlerle ilişki konusunda da kısa bilgiler vermenizi rica ediyorum. Daha doğrusu bu konuda bugün ne durumdasınız ve önümüzdeki yıla, önümüzdeki yangın dönemleri diyelim, orman yangınları dönemine kendinizi ne kadar hazır hissediyorsunuz? Şu an aslında biz zaten bu yazda çalışmaları yaparken şunu gördük. Yani biz kurumlarla temasta değiliz. Kurumlardaki insanlarla temastayız. Dolayısıyla kurumun kendi içerisindeki sınırları, işte kurumun kabiliyetleri, ki bu zaten şu an tüm dünyada işte pandemiyle beraber kurumsal hayat ya da organizasyon dediğimiz çalışma biçimlerimizin hepsinin tümüyle değiştiği, dönüştüğü bir dönemde kurumlar zaten kendi içlerinde hiyerarşik yapıları itibariyle belli limitasyonları, sınırları olan yapılar. Ama
buradaki insanlar, bu kurumlarda çalışan insanların çok çok büyük bir kısmı bu konuyla ilgili zaten elinden gelen ne varsa yapmaya hazırlar. Dolayısıyla biz özellikle yangından sonra şöyle bir çalışma hemen yapmaya başladık. Sivil toplum kuruluşları, bölgedeki sivil toplum kuruluşları, Ula Belediyesi ilk önce bir toplantı yaptık ve ihtiyaçların ne olduğunu, kaynakların ne olduğunu ve de daha da önemlisi aslında kendi deneyimimizin ne olduğunu sohbetini yaptık. Yani konuşma bir yandan da hani işte o 14 gün uyumadan yangınla uğraştığında üzerimizdeki psikolojik etki neydi? Hala ne gibi travmalarımız var? Hani kim bu konuda nasıl hissediyor kendiniyle başladı. Ve oradan yola çıktıktan sonra da ilk önce muhtarlarla görüşmek. Yani burada şu kısım çok önemli. Hani evet, ilk önce mahalleden başlamak gerekiyor ama sadece sizin mahalleniz de yeterli değil. Yani eğer sizin komşu olduğunuz mahallelerde herhangi bir çalışma yoksa zaten o yangın oradan size doğru gelecek. Dolayısıyla bunun biraz böyle birlikte yapılan bir şey olması gerekliliği de buradan geliyor. Ve şu an geldiğimiz noktada açıkçası biz hani Muğla'nın işte Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi partisi başka, bizim Ula Belediyesi'nin siyasi partisi başka falan. Hani biz bu fay hatlarının hiçbirinden etkilenmediğimizi söyleyebilirim. Gerçekten özellikle yangını yaşamış bölgelerdeki kamu ve sivil toplum kuruluşları da artık bu dayanışmanın gereklilik ölçeğinin farkında. Dolayısıyla biz burada şu an herhangi bir engel, herhangi bir duvar üzerinden değil de zaten oluşan suyun aktığı yerden ilerliyoruz tümüyle. Ve şu an geldiğimiz yerde işte belediye başkanının da görevleri var. Burada ondan istediğimiz, hep birlikte verdiğimiz kararlar etrafında ve biz sivil bir inisiyatif olarak zaten görevimizi, sorumluluğu bu afetler olan kamu ve sivil toplum kuruluşlarını mahalleliği de denkleme katarak işini kolaylaştırmak, onlara destek olmak. Yani bu vatandaşın görevi olan bir konu değil. Bununla ilgili sorumluluğu olan, planları olan, bütçeleri olan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iyi bir koordinasyon içerisinde hareket edebilmesini sağlama hedefindeyiz. O yüzden de aslında biraz hani buradaki rolümüzü hem mahalle bazında hem de organizasyonlar arasında köprüler kurmak olduğunu görüyoruz. Evet, çok teşekkürler Buğra Bey. Sağ olun. Bize özellikle bu 2021 yılında Muğla bölgesinde çıkan orman yangınları sırasında yürüttüğünüz, Akyaka'da yürüttüğünüz çalışmaları özetlediniz. Bu örneğin yaygınlaşması için ne yapabiliriz? Şu anda program yapmak dışında aklıma gelen herhangi bir şey yok ama eğer siz de sürmekte olan çalışmalarınızı sürekli izleyebileceğimiz bir takım mekanlar oluşturursanız takip etmeye çalışacağız. Çok çok teşekkürler size ve bütün Akyakalılara kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kapatmadan şunu da eklemek istiyorum aslında. Yani içinde bulunduğumuz bu dönem ve bu gidişat bundan önceki hayatlarımızın, işte o normal diye tanımladığımız hayatın devam edemeyeceğini gösteriyor. Ve birçok konuda duyarlı ve konuları takip eden insanlar olarak da aslında bunun zaten böyle gitmemesiyle ilgili de ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz vardı. Dolayısıyla ben buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Gerçekten kamusal alana çıkabilmemiz gerekiyor. Biz sadece bir örneğiz. Şu an Türkiye'nin dört bir yanında birçok farklı konuda sahaya çıkmış ve inisiyatif almış çalışan insanlar var. Siyasi görüşlerden bağımsız, işte sivil toplum gönüllülük konularındaki görüşlerimizi, ön yargılarımızı bir kenara bırakıp sahaya çıktığımızda, bir araya geldiğimizde neleri değiştirebildiğimizi ve ne etkiler yaratabildiğimizi ve bunun her birimiz üzerindeki dönüştürücü etkisini görmüş biri olarak nacizane bu çağrıyı yapmak istiyorum.
hani artık böyle o sıkıştığımız, kapandığımız, işte hapsolduğumuz ekranlardan, odalardan, evlerden çıkıp günlük hayatımızda hiç konuşmadığımız, temas etmediğimiz insanlarla ortak dertleri konuşarak başladığımızda çok ciddi yollar alabiliyoruz. Ve biz gerçekten sadece sesini duyuran bir ekibiz. Özellikle orman yangınlarıyla beraber Köyceğiz'de, Ören'de, Marmaris'te, Manavgat'ta bu tarz organizasyonların, sivil inisiyatiflerin olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla özellikle sivil toplum kuruluşlarına gönüllülük programlarını, mahalleliği dahil etme yöntemlerini daha iyi keşfetmelerini ve sahaya yeni bir gözle bakmalarının çağrısını yapmak istiyorum. Ve de en önemlisi daha iyi bir dünyada, daha iyi bir şehirde, daha iyi bir mahallede yaşamak için atmamız gereken ilk adım komşumuzla sohbet etmeye başlayabilmek. Evet, özellikle bu çağrınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, program kapanışına da çok yakıştı. Evet, evet efendim, bu hafta konuğumuz Buğra Çelik arkadaşımız idi. Marmaris Akyaka afet gönüllüsü. Kendisiyle Muğla bölgesinde çıkan orman yangınları sırasında yürütülen sivil çalışmaları konuştuk. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.